İlk bulduğumuz zaman taşımıza 68 bin dolar teklif vardı. O zamanlar bu konuyla ilgili bir fikrimiz olmadığı için bir de insanlar tarafından yanlış yönlendirme sebebiyle taşı vermedik. Sonradan pişman olduk o paraları vermediğimize ama daha sonra daha değişik teklifler var. 20 bin dolar en yüksek şu anda 20 bin dolar teklif var. Gene yurt dışından gramına 3 dolar bir teklif var, yalnız oraya götürmek şartıyla. Biz de bu süreçte işte resmi yollarla nasıl taşı yurt dışına çıkarabiliriz? Onun araştırması içerisindeyiz şu anda. Götüreceğiz taşımızı. Bakalım oralar da inceleyecekler tabii. Eğer istedikleri şeyler, analizler, sonuçlar onlarda da çıkarsa biz paramızı alacağız. Onlar da taşını alacaklar. ABD, Amerika'dan geldi bu teklif. Orada zaten değerli taşlar alıp satan bir şahıs varmış. O arkadaşlarla irtibata geçiyor. İşte o da geldi bize sundu teklifini. Biz de kabul ettik. Şu an yani o resmi süreç ne gerektiriyorsa onun araştırması içerisindeyiz. Yani çıkaracağız taşımızı artık elimizden. Gramına 3 dolar. Yani toplam ne kadar ödüyor? Kaç dolara? Yani ne yapıyor? 180 bin dolar gibi bir para yapıyor. İşte o resmi süreci takip ediyoruz şu anda. Yani resmi yollarla bunun vergileri var tabii yurt dışına çıkarmak için. Şimdi o süreci takip ediyoruz. Ondan sonra işte o süreç tamam olduktan sonra inşallah taşımızı yurt dışına göndereceğiz. Göktaşımızı gramını 3 dolardan sattık yurt dışına. İşte taşımızı resmi süreçle şu anda yurt dışına çıkarmanın şeyindeyiz yani. Resmi şeyleri prosedürü takip ediyoruz şu anda. Toplam 180 bin dolar. Birçok da taşımızın ziyaretçisi geldi. Gerek siyasilerimizden, gerek taşımızı merak eden insanlarla. Bu taş sayesinde daha yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Yani onlara ağırladık, yedik, içtik işte böyle yani. İnsanları buradan memnun göndermeye çalıştık. Müzede sergilendi. Birçok ziyaretçisi oldu müzede. Tabii ki merak edenler çok. Şu anda Türkiye'den birçok taş resmi gönderenler var bize. Tabii biz bu konularda yani bir bilim adamı değiliz. Tabii ki bununla ilgili daha geniş çapta bilgisi olan insanlar var. Öğretim görevlisi olan abilerimiz, öğretmenlerimiz var. Bizler de onlara yönlendiriyoruz yani bu şahıslarla irtibat haline geçin, resim gönderin, işte isterlerse numune gönderin gibi şeyler oluyor yani değişik. Tabii ki merak ediyorlar işte nasıl aradınız, nasıl buldunuz. Tabii ki bizimkisi bir tesadüf bulmamız. Yani ben nasıl bulacaklarına insanlara bir şey sunamam şu şekilde bulun, bu şekilde bulun diye. İşte zaten biz de araştırma bilgilerimize göre atmosfere girdiğinde göktaşı saniyede 11 ila 70 kilometre hızla giriyor. Yani bunu şuraya düştü diyemezsin yani. Bulursa inşallah bulduğu insana şans getirmesini dilerim yani. Vallahi hayatımda hiçbir değişiklik yok. Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum bulmadan önce de. Yine hiçbir zaman işimizi bırakmadık biz. Yine aynı şekilde işimize gücümüze devam ediyoruz. Ya nasip satılırsa, paramızı alırsa yine aynı işimizde devam edeceğiz. Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce tarlasında çalıştığı sırada bulduğu bir taşın ağırlığından şüphelendi. Yapılan tahliller sonucunda taşın 4000 yıllık bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz'ın 2 yıl önce tarlasında bulduğu göktaşı Amerika'daki bir kişi tarafından satın alındı. Mutlu Yılmaz 68 kilo ağırlığındaki göktaşını 180 bin dolara sattı. Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce tarlasında bulduğu 4000 yıllık göktaşını bugün 180 bin dolara Amerika'daki bir alıcıya sattı. Çorum'da çiftçilik yapan Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce tarlasında çalıştığı sırada bulduğu bir taşın ağırlığından şüphelendi. Taşa yapılan testlerde 4000 yıllık bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Mutlu Yılmaz göktaşını Amerika'daki bir alıcıya yaklaşık 180 bin dolara sattı.